Siz de yakinen takip ediyorsunuz. Ancak Müslümanların bilmesi gereken hususlar var. Mümin kardeşlerimizin bilmesi, dikkat etmesi, alakadar olması gereken bazı cihetler var. Ben bunları kısa hatlarla arz edeyim. Bu Noel bayramının ve yapılan hazırlıkların, dikilen Noel ağaçlarının, yakılan Noel mumlarının aydınlatmalarının, Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki Hazreti İsa ile uzaktan yakından bir alakası yoktur. Dün Patrikhane'de haberlerde görmüşsünüzdür. Tören tertiplenmiş, şarabın içine ekmek doğramış papaz, patrik. Şarabın içine ekmek doğramak suretiyle aynı kaşıkla o içinde ekmek bulunan şaraptan sırayla herkese içirip duruyor. Bunun Hazreti İsa'yla, soruyorum size, bir alakası var mı? Ekmek temiz olan bir şey, şarap necis olan bir şey. Hiç temiz olan ekmek şarabın içine doğranır mı? Bu ne rezalet, bu ne dalalet, bu ne sapıklık ya. Akıl alacak şeyler değil. Ama adamlar yapıyorlar işte. Noel bayramı Hristiyanlarla alakalı ama İsa ile alakalı değil. Bir kere yeryüzünde Hazreti İsa'nın doğum gününü tespit edecek adamın alnını karışlarız. Asla mümkün değil. Hazreti İsa aleyhisselamın doğum gününü vallahi tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu törenlerin ondan bir alakası yok. Çünkü Hazreti İsa biliyorsunuz olaylı, çok özel bir surette, çok olaylı bir şekilde dünyaya gelmişlerdir. Bir kere babasız dünyaya gelmiş. Bundan daha müthiş bir şey mi olur? Annesi Meryem validemiz bakiredir. Bakire, hiç evlenmemiş. Eline erkek eli değmemiş. Böyle bir kadından dünyaya geliyor. İsrail oğulları babasız dünyaya geldi diye İsa'ya doğduğu gün düşman olmuşlardır. Babasız dünyaya geldiği için Hazreti İsa'ya İsrail oğulları korkunç şekilde düşman olmuşlardır. Hazreti Meryem'i öldürmek için delik deşik aramışlardır. Sen nereden aldın bu çocuğu diye. Hale bak. Bunlar uzun meseleler. Buraya girmemek lazım. Asıl maksadımız bu değil. Eğer Zekeriya aleyhisselam olmasaydı, Allah'ın tabii takdiri böyle, Hazreti Meryem'i de parçalayacaklardı, kucağında Hazreti İsa'yı da parçalayacaklardı. Kim? Zalim Yahudiler. Kafir İsrail oğulları. Bazı camilerimizin mihrabında, şurada mesela şu mihrabın üstünde bir yazı var. Fakat bazı camilerimizin de mihrabında bundan daha farklı bir ayet var. Çoğunuz bilirsiniz. Küllemâ dehale aleyha, devam edin. Zekeriyel mihrab. Zekeriya ismen geçer. Burada geçmiyor. Bu da daha değişik bir ayet. Fevelli veceheke şatral mescidil haram yazılmış. Ama birçok camilerin mihrabında küllemâ dehale aleyha Zekeriya el mihrab. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam mihraba, yani böyle duvardaki oyuk bir yere, bak mihrap demek oyuk, oyuk, duvara oyulmuş, oyuk anlamına geliyor. Bütün bu ayetler hadiseyi anlatıyor. Ve keffeleha Zekeriya, Meryem validemize, doğurduğu İsa aleyhisselama Cenab-ı Hak Zekeriya peygamberi kefil yaptı. Ve keffeleha, kefil oldu. Onları korudu, kolladı, sakladı, korumalığını yaptı. Neyse,
Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'nın yerini Allah'tan ve Zekeriya peygamberden başka kimse bilmiyordu. Daha nereden tespit edeceksin doğduğu günü, doğduğu saati, kim nereden bilecek? Onun için şu anda yapılan Noel bayramları, Christmas dedikleri, yortu dedikleri bir takım törenlerin Hazreti İsa'nın doğum günüyle alakası yoktur. Günü belli değildir ki alakası olsun. Günü belli değil. Kainat bilmiyor, kimse bilmiyor. Belki doğumuyla alakalı olabilir. Ama doğum günüyle alakalı, doğumuyla alakalı olmak başka şey, doğum günüyle alakalı olmak başka şey. Günü bilinmiyor. Ama işte Hazreti İsa'yı alet ederek, istismar ederek, sanki onun içinmiş gibi etrafında şaraplar, zinalar, kumarlar, efendim hindiler, domuzlar, pislikler İsa'nın etrafında dönüyor, dönüyor, devam ediyor. Ne alakası var? Buralara girmeyelim. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en korkunç düşmanları Yahudilerdir. Daha doğduğu gün düşman oldular. Ve sonunda biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam'a sadece 12 kişi iman etti. Bu 12 kişiye Kur'an'da ne isim veriliyor siz söyleyin? Havariler, el havariyun, bak Arapça, havari. Avrupa kaynaklarında apostol diye geçer, apostoller, 12 kişi. Hazreti İsa'ya inanan topu topuna 12 kişi. 12 onlarda çok önemlidir. Hristiyan medeniyetinde, Hristiyan kültüründe 12 rakamı kutsal bir rakamdır. Havarilerin sayısı kutsal dedikleri, Hazreti İsa'nın temsilcileri dedikleri havarilerin ruhaniyetini temsil ettiği için Hristiyanlar 12 rakamına kutsal gözle bakarlar. Kutsal, mukaddes gözüyle bakarlar. Onun için Hristiyan dünyasında her şey 12'ye bağlanmıştır. Hatta Hristiyan tüccarlar bile yaptıkları malları, ürettikleri malları 12'ye bağlamışlardır. Siz söyleyin, bir düzine çatal kaşık kaç tanedir siz söyleyin? 12'dir. 12'dir. Başarılı bir iş yaptıkları zaman, mükemmel bir iş yaptıkları zaman ne derler? Hedefi 12'den vurdu. Bak 12. Atış poligonlarında, atış talimlerinde hedefe konan atış öğretimi yapılırken hedefe konan o kartonda, levhada kaç rakamı var siz söyleyin? 12. Öyledir. Ringe çıkmış bulunan iki boksör kaç ring yaparlar, kaç dönem yaparlar, kaç devir yaparlar? 12. Biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Yunanistan'a Ege'de bir takım adaları vermişiz. Kaç ada verdik siz söyleyin? 12 ada. Onlar şimdi Ege Denizi'nde kaç mil bir hak iddia ediyorlar siz söyleyin? 12 mil. Hep 12 diye gider. Şu anda Avrupa Birliği'nin mavi zemin üzerine beyaz yıldızlar var. Kaç tanedir saydınız mı? Vallahi 12'dir. Hep 12'dir. Daha aklıma gelmiyor. Bir hayli 12'ye bağlı Hristiyan kültürünün yerleşik ifadeleri böyle devam edip gidiyor. Bizim de aramıza karışmış ama dikkat etmek lazım, kullanmamak lazım. Değerli kardeşler, Allahu Teala tabii bu yapılan isyanları, cürümleri, Hazreti İsa'nın ismi etrafında, bakın yapılan bu törenlerin adına Hristiyanlar ne diyor? Christmas. Christ Yunanca, Latince İsa demek. Christ, Christ. Onu Hristiyan derler. Hristiyan İsevi anlamına geliyor. Hristiyan.
Mas demek Christmas, Christmas yahut